Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz de az önce bu yükü boşalttık. Bekliyoruz. Saatim yok şimdilik. Daha 57 dakikam var. Yani update yapması için ya yani 13 saat daha sürüş hakkı kazanmak için beklemem lazım. Biraz geç geldim, gece yarısı falan. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz nedir? Mesela bana şu ulaşıyorlar. Diyor ki ben buraya yeni geldim. İltica ettim. Daha kağıdım yok. Mahkeme kağıdı bekliyorum. Kararı bekliyorum vesaire. İlticam kabul olur mu olmaz mı diye. Tır alsam mantıklı mı? Veya ev alsam, tır alsam, araba alsam mantıklı mı bu durumda? Arkadaşlar, şimdi böyle bir sistem vardır Kanada'da. Yani herkes eşittir. İster mülteci olsun, ister Kanada vatandaşı, ister oturumlu olsun. Yani PR'lı. Fark etmez. Sadece oy kullanıyorsun. Şimdi benim düşüncem bu. Çünkü yaşayan arkadaşlarımız da oldu böyle. Aldı yatını katını, sonra evrakları tamamlanmayınca, mahkemesi ret olunca, o mahkeme bu mahkeme derken hepsini tükenince artık sınır dışı çıktı ona. Gönderildi, tamam mı? Yaptıkları hepsi boşuna gitti. Bu herkes için mi geçerli? Değil. Herkesin durumuna göre farklı. Ama risk almanıza gerek yok. Şimdi siz Kanada'ya geldiğiniz zaman elbette bir sıkıntınız var ki geliyorsunuz. Maddi veya manevi bir sıkıntınız var. Buraya geliyorsunuz ve iltica ediyorsunuz. Tamam mı? Özellikle manevi konularında. Tamam, o konularda. Şimdi iltica olayı burada Kanada'da belli değil. Memura kalmış. Bir seneyi bulur mahkemenin gelmesi. 2 seneyi bulur. 5 seneyi bulur. 3 günü bulur. 1 saati bulur. Belli olmaz. Yani oradaki memur ona karar verir. Sana bütün kapıları açmış. Mesela banka hesabı, mesela senin refugee claimant dediğimiz, yani iltica isteğinde bulunma diye bir kağıt var. Refugee claimant protection yazıyor, tamam mı? Onu sana vermesi, bunun anlamı artık sen Kanadalısın, sen Kanada'da kalabilirsin vesaire değil. Öyle bir şey yok. Sadece sen o kağıtla ehliyet alabilirsin, banka hesabı açabilirsin, araba alabilirsin, kredi skoru açabilirsin. Niye? Bunda bir kaybı yok. Neden? Diyor ki bu adam zaten benim ülkeye gelmiş. Tamam mı? Karara bağlanıncaya kadar bu adama ben çalışma iznini vereyim, çalışsın. Hem bana vergi versin, hem kendini geçindirsin. Tamam mı? Gidip de hırsızlık yapmasın. Oraya buraya gidip de bulaşmasın. Kaşak göçek çalışmasın diye. Şimdi mahkeme kararı geldiği zaman hakimin keyfine kalmış. İster verir, ister vermez. Senin bir de case'in önemli. Senin o hikayen gerçek mi, değil mi, yaşamışmışsın, yaşamamışsın diye. Veya belgen eksik mi, fazla mı, delilin var mı, işte kanıtın var mı vesaire. Ha, isterse kabul eder, isterse kabul etmez. Ama bunun için başka mahkemeler var. Bu uzun sürer. Yani işte üst mahkeme var, risk mahkemesi var, işte insan hakları mahkemesi var, federal mahkeme vesaire. Bunlar yıllarca sürer, tamam mı? Oraya git, işte 6 ay sonra karar gelir, 1 sene sonra, 2 sene sonra. Bu arada senin sürekli çalışma iznini yenilemen lazım. Mesela sana ilk verdiği 2 yıl veya 1 yıl, sonra 1 yıl sonra tekrar başvuru yapman lazım. O da ne zaman gelir belli değil. 6 ayı bulur, 3 ayı bulur, 1 seneyi bulur. Yine yıpranıyorsun. Şimdi bu durumda, sen bu durumdayken, çünkü sen burada geçicisin. Yani eğer senin refugee claimant belgen varsa, refugee claimant'ı ben size anlatayım tır konusuna geçmeden önce. Şimdi diyeceksin ki bu konu tırcılıkla ne alakası var veya evle, arabayla ne alakası var? Ben şimdi oraya geleceğim. Şimdi arkadaşlar, refugee claimant demek anlamı, yani yeni ülkeye geliyorsun, iltica başvurusunda bulunuyorsun ve senin evrakların mahkemeye intikal ediyor. Artık orada bir sıra var, tamam mı? O sıra senin önünde belki 10 bin kişi var, 20 bin kişi var, belli değil yani. O sırayı bekliyorsun, tamam mı? O sırayla artık 6 ay sonra mı gelir, 1 sene sonra mı gelir, 3 sene sonra mı, belli değil, tamam mı? Ama sen Kanada'da geçici olarak, yani sürekli olarak burada değilsen, geçici olarak buradasın. Bu kağıtta öyle yazıyor, tamam mı? Yani orada protection refugee, yani iltica isteğinde bulunan bir kişi. Tamam mı? Diğer türlü, örneğin sen refugee claimant'sin, mahkemeye gittin, hakim kabul etti. Senin ilticanı kabul etti. Welcome to Canada dedi, tamam mı? Ha. O zaman senin SIN numaran da değişmez zaten. Hep 9'la devam eder. %50 gönderme riski biraz daha kalkıyor, tamam mı? Seni kabul ediyor, artık o süreç başlıyor ve sen 20 gün sonra gidip oturuma başvuru yapıyorsun. 2 sene sonra mı, 1 sene sonra artık oturumun gelir arkadaşlar. Şimdi bu durumda, refugee claimant durumundayken, yani daha senin ne iltican kabul olmuş, ne hiçbir şeyin, böyle bir tane work permit'in var, bir de bir tane kafa kağıdın var. Yani
Türkçe tabiriyle çarşaf derler yani. O insanlar çarşaf koymuş adını bilmiyorum ama çarşaf dediğimiz yatak. Yatmak içindir yani. Bu kafa kağıdı çarşaf olur mu? Bildiğimiz kafa kağıdı. Şimdi o sarı kağıdı eğer sen refugee climate olarak bunları alıp sonra ya efendim ben banka hesabı açtım mı ben gideyim kendime tır alayım yok ben gideyim son model araba alayım yok efendim ben daire alayım. Bunlar senin önünü kesmez. Yani yabancı şube demez niye aldın ne için aldın. Çünkü diyor, bunu biliyor sen şimdi diyelim ki mahkemen kabul olmadı bütün haklarını kaybettin. Şimdi aldığın tır ne olacak aldığın son model araba aldığın daire ev ne olacak tamam mı elinde patlar. Ya satacaksın ona da zamanın yok. Çünkü sana diyecek ki kardeşim senin dosyan bitmiş. Senin artık kapanmış senin dosyan. Çarşamba günü gel seninle görüşeceğiz. Gideceksin ondan sonra diyeceksin sana diyecek ki Sen bileti mi biz mi alalım alacaksın? tamam mı? Artık sana kalmış. Onları alırsa bir daha Kanada'ya gelmezsin hayatta. Sen alırsan bir şansın olabilir. Kanada'ya tekrar gelebilirsin. Tamam. Bu durumda sen şimdi gitmişsin. 150 bin dolarlık bir tır almışsın. Ondan sonra hevesli hevesli çalışmışsın. Kanada içerisinde tır ehliyetin var vesaire. O bilmem ne. Gitmişsin hevesli hevesli taksitle ev almışsın. Efendime söyleyeyim gitmişsin ne bileyim güzel bir Cadillac işte Bomonti arabası almışsın. Altına çekmişsin fiyaka atıyorsun böyle Uber yapıyorsun para kazanıyorsun. Şimdi böyle bir şey aldıktan sonra ne olacak? Bütün hayalin yıkılır tamam mı? O yüzden benim size tavsiyem gelin tamam bu durumda gidin tır ehliyetinizi alın da bir zararınız olmaz. Alın gidin benim gibi işte kendinize tır almayın. Çünkü garantilemeniz lazım kendinizi tamam mı? Ya oturumunuzun olacak daimi oturum PR ya da Kanada vatandaşı olmanız lazım ki rahat rahat bir şekilde gezebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz tırı alabilirsiniz, ne bileyim işte evde araba istediğinizi alabilirsiniz. Bu durumda olur. Yoksa sen refugee climate belgesiyle gidip tır almak deneymiş. Yani ev almak deneymiş. Çünkü bizim arkadaşların başından geçti bu. 3 sene sonra 2 tane 3 sene önce 2 tane arkadaşımız vardı. O kadar dedik. Gittiler ki tır almadılar ama güzel araba aldılar. Uber'e soktu. Sonra işleri olmayınca bir tanesi kendi isteğiyle döndü. Kendi isteğiyle. Ben dedi yıllarca beklemem burada. Kendi isteğiyle döndü. Şu anda Türkiye'de durum zor durumda yani. Keşke dönmeseydin diyor. Öbürü de zaten gönderildi. Ve orada burada almış olduğu kondo almıştı yani bir apartman dairesi böyle 2+1 almıştı elinde kaldı gitti banka el koydu vesaire güzel bir arabası da vardı onu da bankaya verdi gitti çünkü tutmadılar bütün haklarını kaybetti kendisi de biraz fazla uğraşmadı daha doğrusu uğraşmıyor ben avukata bu parayı vermem şunu o zaman vermiyorsan hak et anladın mı şu anda o da pişman yapacak bir şey yok benim size tavsiyem arkadaşlar buraya geldiğinizde bu heveslere kapılmayın. Kanada'da böyle bir şey fark ettim. Türkiye gibi değil veya başka bir ülkelere benzemez. Bütün kapıları sana açmış böyle, tamam mı? Bankaya giriyorsun, hiçbir kağıdın yok, bir şeyin yok. İşte sadece bir kafa kağıdın var. Böyle Refugee Climate yazıyor, tamam mı? Hemen sana hop diye bir kredi kartı veriyor. Çalışıyorsun, çalışmıyorsun önemli değil, tamam mı? Bu kadar basit. Bir banka hesabın var mı? Bankamatiğin var mı? Bitmiştir. Sıkıntı yok burada, tamam mı? Olay bu kadar basit. O yüzden ben size tavsiyem arkadaşlar sakın ve sakın bu durumdayken gidip kendinize tır falan almayın. Ha oturum alırsınız Kanada vatandaşı olursunuz ya mahkemeye geçersiniz ya mahkemeye geçmek o zaman refugee oluyorsun. O zaman sen artık Kanada'nın korumasına geçiyorsun. Hiç kimse sana dokunamaz Kanada dışında Kanada içerisinde tamam mı? Refugee claimantken bile yine kimse sana dokunamaz bu durumda tamam mı? Oturumunu aldıktan sonra daha da güçleniyorsun yani. Daha da sen oturaklı oluyorsun. Hiç kimse ne ülke dışında ne ülke içerisinde sana dokunabilir. Vatandaşsan daha da sağlamsın. O daha mükemmel. O başka bir şey. Ama kötüsü yani en kötüsünün iyisi oturum alırsan kurtarırsın. Sadece oy kullanmazsın. Bir de üst kademelerde yani üst mevkilerde iş başvurusunda bulunamazsın yani devletin hassas kurumları vardır, bölümleri vardır, şubeleri vardır. Oralara oturumla başvuru yapamazsın. Onun dışında istediğine başvuru yapabilirsin. Olay bu kadar basit. Size tavsiyem kanmayın yani bankaya girerek işte 50 bin dolar, 70 bin dolar vergi ödeyin vesaire bilmem böyle bir şey olmaz. Hemen kendinizi kaptırmayın. Hemen krediler çekip işte ben gideyim de tır alayım tamam. Tırı
Ne zaman oturumun varsa, ne zaman mahkeme kağıdın kabul olursa, ne zaman vatandaşsan o zaman al tırını. Yanında da bir Amerikan vizesi yapıştır, ondan sonra ver eline aylık 10 bin dolar, 9 bin dolar. Tamam mı? Yani 15 bin dolar ciron olur, ondan sonra her şeyden sonra 10 bin dolar, 12 bin dolar. Aha benim dün arkadaşım Arizona'ya gitti. 2000 mil gidiş, pardon 2300 mil gidiş, 2300 mil de dönüş. Sağlam para kendi şirketin tırıyla. Kendi tırıya atıyor çünkü manuel aldı. Zamanında dedik sen manuel alma kardeşim. Manuel senin neyine falan filan. Ondan sonra olay bu kadar basit arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim size tavsiyem kendinizi kaptırmayın. Yani gelir gelmez işte ben son model araba alayım. Hatta Uber için kalkıp da sıfır araba almayın. Çünkü zarar ediyorsunuz. Niye? Sürekli mil gidiyor. Kilometre gidiyor. Arabanın masrafı. İnsan, binen insanların çoğu aşağılık herifler yani. Tamam mı? Konuşmasını bilmez. Yemesini bilmez. İçmesini bilmez. Ya cama yapıştırmışız oraya. Yeme içme yasak. Herif içiyor. Tamam yapıştırmışız oraya. Çöp atmak yasak. Adam at, yiyor yiyor çöpü atıyor arabaya. Tamam mı? Ben kaç kere böyle denk geldim. Niye atıyorsun? Para verdim diyor. Atarım diyor. Ha? Klimayı açacaksın. Arabayı geliyor 4 kişi 5 kişi böyle arabanın içine ediyor. Ondan sonra gidiyor. Yani buranın insanların çoğu şeydir. Ukaladır. Yani Uber yaptığınız zaman veya Lyft yaptığınızda, delivery yaptığınızda bunları iyi tanırsınız. Ama onun dışında tanımazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla paranızı hiç çöpe atıp da böyle gideyim de son model bir araba alayım da işte Uber'e sokayım. Ha kendini alıyorsan, kendini alıyorsan sıkıntı yok. Kendini alıyorsan arabayı elbette al git kralını al. Ama eğer oturumun varsa veya Kanada vatandaşısın ama sen refugee claimant olarak bir galericiye gitsen adamın umurunda değil ki sana o krediyi çıkartır bir şekilde çıkartır. Tamam ad üstünde galerici yani seni oraya girip de ben sana çıkartamam diyemez ya onu parayı o krediyi sana çıkartır bir şekilde. O parasını indirir cebine. Senle banka baş başa kalacaksınız. Tamam mı? Ondan sonra sen böyle takır takır eşek gibi çalışacaksın. Hatta hafta sonu bile çalışmak zorundasın. Aileni unutacaksın. Buna gerek yok kardeşim. Alacağın araba 15-20 bin dolarlık bir araba. Aklı başında. İkinci el yapıştır git. Ondan sonra istediğin Uber'i yap. Yıpransa bile, kaza yapsan bile, herif içine etse bile canın acımaz. Zaten ikinci el araba almışsın. Alacağın arabayı da ucuz araba al. Yani böyle markalı araba alma. Toyota olur, Corolla olur, işte hibrit dediğimiz hybrid İngilizcesi. Yarı, yarı gazlı, yarı şeyli. Dediğim gibi arkadaşlar buna kaptırmayın kendinizi. Ne zaman evraklarınız hazırsa, sağlamsa o zaman gidin bütün Kanada'yı satın alın. Sıkıntı kalmaz. Çünkü gönderme korkusu kalkar. Tamam mı? Gönderme korkusu kalkar. Sen yarın bir gün ya burada çok geri zekalı insan var mesela. Bana denk geliyor trafikte, yolda falan. Ya yürüyorum omuz atıyor. Trafikte bile adam 90'la 100'le gitmesi gerekirken otobanda 50 ile gidiyor. Veya mesela ben duruyorum yani normal duruyorum. Adam geliyor hop önüme kırıyor böyle tamam mı? Önüme kırıyor. Bir şey de diyemiyorum. Yani bu normal şartlarda memlekette olsa bunun şeyi olmaz yani bunun affı olmaz yani gider hesap sorarsın hayırdır diyeceksin sen ne yapıyorsun ne yapmaya çalışıyorsun bir sıkıntı mı var bunda bunu diyemiyorsun burada dediğin zaman iş kaynaşır ondan sonra dokunduğun an senin işin bitti bir kere sabıka kaydına işte adli sicil kaydına işlenir iş bulamazsın ondan sonra hayatın kayar vatandaşlığın gecikir hatta verilmez yani ondan sonra bir sürü tantana o yüzden bu ülkede sakin olun. Bu konuda özellikle sakin olun. Sıkıntı herhangi yapmayın. bir gruba, herhangi bir olaya karışmazsan, kimseye de omuz atmazsan, kimseye ahkam kesmezsen, kimseyi tehdit etmezsen, hırsızlık yapmazsan, dolandırıcılık yapmazsan sen kralsın. Ama bunlardan birisini yapsan senin hayatın kaydı kardeşim benim. O kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Böyle ara sıra fırsat buldukça sizlere video yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.